Şimdi elimizde iki farklı veri grubu olduğunu varsayalım. Birincisinde 2, bir tane daha 2, 4 ve 1 4 daha olsun. İkincisinde de 1, 1, 6 ve 4. İlk sorum bu iki grubun merkezi eğilimleri hakkında olacak. Bu merkezi eğilim hakkında bana bilgi verecek bir ölçü ya da ölçüm var mıdır? Bir düşünelim. Bence vardır. Mesela Evet. Ortalama. Hemen ortalamalarını bulalım. Bütün sayıları toplayacağım. 2 artı 2 artı 4 artı 4 ne ediyor? Ve bunu elimizdeki sayıların sayısına. Yani elimizde kaç tane sayı var? Kaç adet? 1, 2, 3, 4. 4 adet. 4 tane sayı var. O halde ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 2 artı 2 artı 4 etti 8 artı 4 etti 12. 12 bölü 4 neymiş? 3. Şimdi aynı şeyi bir sayı doğrusu üzerinde görelim. Bu sayıları kullanarak sayı doğrusu üzerinde bir nokta grafiği çizeceğim. Burası 0 olsun. Bu 1, bu 2, bu 3, 4 ve 5. 2 tane 2 var. Her biri için bir tane nokta kullanıyorum. Evet, 4'ler için de aynı şeyi yapalım. Bu birinci 4, bu da ikinci 4. Ortalamayı da 3 olarak hesaplamıştık. Bu sayıların merkezi eğilim ölçüsü 3. Ortalamayı kesikli bu çizgiyle gösteriyorum. Evet harika ortalama burada. Kulağa olduğu kadar göze de mantıklı geliyor öyle değil mi? Şimdi bu gruba gelelim. Ortalama eşittir. 1 artı 1 artı 6 artı 4. 4 tane sayı olduğu için de bölü 4. Ne ediyor? Burası 2 eder. Artı 6 eder 8. Artı 4 eder 12. 12 bölü 4. Ne buluyoruz? Yine 3. Değişik sayılardan oluşan bu grubun ortalaması da 3. Sayılar değişik ama bu grupta değişik olan başka bir şey daha var. Bakalım bu bu farkı yani bu değişik olan şeyi sayı doğrusu üzerinde görebilecek miyiz? Yazalım. 0 1 2 3 4 5 6 hatta buraya 7'yi de koyalım. Evet. Bir tane 1 var, bir tane daha, bir tane 6 ve bir tane de 4. Ortalamaları 3'tü öyle değil mi? İşte böyle 3. Evet, merkezi eğilimi ortalama ile hesapladığımız zaman ortalamalar aynı olmasına rağmen sayılar değişik. Bu nasıl olabiliyor? Hatırlarsanız değişkenlikten bahsetmiştik. Bunlar daha geniş bir alana yayılmış öyle değil mi bu gruptaki sayılar ve ortalamadan daha uzaklar. Evet, karşımızda istatistikte sıkça sorduğumuz sorulardan biri var. Sadece merkezi eğilimi hesaplamak istemiyoruz. Aynı zamanda bu sayıların ya da veri grubunun elemanlarının değişkenlikleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bu da önemli. Değişkenlik demişken bunu ölçmenin yollarından biri bu noktaların ortalamaya olan ortalama uzaklıklarını hesaplamaktır. Şimdi kafanız karışmasın çok fazla ortalama dedim. Az sonra bunun ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi biz nerede kalmıştık? Ne demiştik? Bu noktaların ortalamaya olan ortalama uzaklıkları. Bunun teknik adı nedir? Ortalama mutlak sapmadır. Tekrar ediyorum. Ortalama mutlak sapmayı hesaplarken bu noktaların uzaklıklarına yani sapmalarına bakacağız. Ne demek uzaklığı? Merkezden olan uzaklığı yani merkezden sapması. Yani biz ne deriz böyle çok uzaktaki yerlere o sapa. Yani çok sapmış. Öyle düşünün. Ortalamadan ne kadar sapmışlar? Ne kadar uzaktalar yani? Ve bunun mutlak sapma olması gerekiyor. Mesela bakın bu noktalar ortalamadan bir birim uzaklıkta. Ortalamadan az olmalarının hiçbir önemi yok. Önemli olan bir birim uzaklıkta olmaları, bir uzaklıkta. Bu grubun ortalama mutlak sapması için de bütün bu sapmaların ortalamasını bulmamız yeterli. Hadi bakalım deneyelim. Ortalamanın 3 olduğunu bulmuştuk. Şimdi bu sayıların hepsinin tek tek 3'e olan mutlak uzaklığını ya da sapmasını hesaplayacağız. Evet birincisi 2. 2 eksi ortalamanın mutlak değeri. Sonra diğer ikisi için de aynı şeyi yapacağız. Diğer 2 yani diğer 2 sayısı için de aynı şeyi yapacağız. Mutlak değer içinde 2 eksi 3 2'den 3'ü çıkarıp mutlak değerini alırsanız 2'nin 3'e olan uzaklığını ya da 2'nin 3'ten ne kadar saptığını bulursunuz. Geriye 2 tane 4 kaldı. Mutlak değer içinde 4 eksi 3 bir kere daha yapıyoruz yine. 4'ün 3'ten mutlak sapmasını 4 eksi 3 yaparak 1 birim olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi de bunu Elimizde 1, 2, 3, 4 tane sayı olduğu için 4'e böleceğiz. Bakalım kaç olacak? 2 eksi 3 eksi 1 eder. Mutlak değerini aldığımız için 1 yazıyorum. Aynı şey 2 eksi 3 eksi 1 yine mutlak değerini aldığımız için 1 yazıyorum. Şekle baktığınızda da bunu açıkça görebilirsiniz. Bu nokta ortalamadan 1 uzaklıkta. Bu da aynı şekilde. Bu da 4 eksi 3 1 mutlak değeri 1. Bu noktada ortalamadan bir uzaklıkta. Tekrar ediyorum 4-3 1. Mutlak değeri yine 1. Evet bu örnekte. Sayıların hepsi, buradaki sayıların hepsi ortalamadan 1 uzaklıkta. Unutmayın ortalamadan küçük ya da büyük olmaları önemli değil. Mutlak değerini aldığımız için sadece uzaklığın büyüklüğüyle ilgileniyoruz. Yani kaç birim aralarında uzaklık var. Eksi artı olduğu ile ilgilenmiyoruz. 4 tane sayı var. Hepsinin de ortalamadan uzaklıkları 1. 1 artı 1 artı 1 artı +1, 1 eder 4. 4 e de 4'ü de 4'e bölersek neyi bulmuş oluruz? 1. Yani bu noktaların ortalamaya olan ortalama uzaklıkları, yani ortalama mutlak sapma neymiş? 1'miş. Bakın, şekil üzerinde de görebilirsiniz. Hepsi ortalamadan bir uzaklıkta. Harika. Şimdi diğer gruba bakalım. Burada kendime biraz yer açmak istiyorum. Evet, burayı kullanabilirim. Eğer size yeteri kadar ilham verebildiysem Videoyu durdurun ve ortalama mutlak sapmayı bu sefer de siz kendiniz hesaplayın. Bakalım neymiş? Evet. Buldunuz değil mi? Ortalama mutlak sapma eşittir bütün sayıların ortalamadan uzaklıklarının mutlak değerini alıyoruz, değil mi? Mutlak değeri alacaktık. Yani mutlak değer içinde 1 eksi 3 artı mutlak değer içinde 1 eksi 3 artı mutlak değer içinde 6 eksi 3 artı mutlak değer içinde 4 eksi 3. Yine 4 sayı olduğu için bunu da 4'e bölüyoruz. 1 eksi 3 eksi 2 mutlak değeri 2. Bakın bu nokta ortalamadan 2 uzaklıkta. Tekrar ediyorum mutlak sapma önemli. Ortalamanın sağında mı solunda mı olduğu önemli değil. Burada da eksi 2 var mutlak değeri 2. İşte buradaki uzaklık 6 eksi 3, 3 eder. Mutlak değeri 3. Bu noktadan bahsediyoruz. Ortalamaya olan uzaklığı 3. Ve son olarak 4 eksi 3, 1. Mutlak değeri 1. O da bu nokta işte. 3'ün 1 sağında. Evet, bakalım. 2 artı 2 artı 3 artı 1 eder 8 bölü 4 eder 2. Hemen not edelim. Bu grup için neymiş? Ortalama mutlak sapma eşittir 2. Öbür grup için neydi? 1 ortalama eşit ve 3'tü. İkisinin de ortalaması eşitti ve 3'tü. Ama bu gruptaki sayılar daha fazla yayılmış. Yani sapmaları daha fazla. Dolayısıyla ortalama mutlak sapmaları daha büyük. Ve artık bunun nasıl ölçüldüğünü de biliyoruz. Bu gruptaki sayılar ortalamadan ortalama olarak iki uzaklıkta yer alıyor. Bu gruptakilerse sadece bir uzaklıkta. Bu grup için mutlak sapmaların ortalaması birken bir birimken bunun için 2. ve bundan dolayı yeşiller ortalamadan daha uzaktalar yani daha geniş bir alana yayılmışlar. İşte bu kadar basit.